İncir'i artık sadece Bursa, Türkiye değil, Avrupa'nın da birçok ülkesi biliyor, tanıyor. Yakından tanıyor. Burada güzel bir üretim var. Sadece o bahçede değil, Osman Gazi ve Nilüfer'in 26 köyünde hava şartları, rüzgar ve iklimden dolayı Türkiye'de sadece burada yetişen bir incirimiz var. Coğrafi işaret aldı, tescillendi. Bundan sonra daha da artarak inşallah dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Burada zaman zaman sorunlar oluyor. Üreticimizin sıkıntıları oluyor. Birkaç tüccarla bazen fiyatlar yükselip daha sonra azalmak zorunda kalıyor. Bunlarla ilgili de her türlü destek çalışmasını yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız inşallah. Amaç üreticinin hak ettiğini, yaptığı masrafı alabilmesi ki sürekli üretim yapabilmesi açısından da bu son derece önemli. Meşhur kraliçe inciri olarak bilinirdi. Şimdi kraliçe öldü. Artık Kral Charles'ın inciri diye olarak tabir edilecek. Yani bu üretim Bursa'nın göz bebeği incisi. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Daha sonra diğer konuşmacılar da gelecek. Köylerde yaklaşık şu anda 16-17 köy oldu. Köyümüzde şenlik var programını yapıyoruz. Ben 8-9 tanesine de gidebildim. Fırsatım oldukça da gidiyorum. Dolu dolu etkinlikler oluyor. Kültür Müdürlüğümüz, Kültür Sanat Başkan Yardımcılığımız, orada çalışan arkadaşlarımız çok güzel işlere imza atıyorlar. Şu elimde gördüğüm kitapçık, internetten de buna erişebilirsiniz. Baktığınızda sadece Eylül ayı programı hemen hemen her gün bir program var. Bugün girin Kültür Bakanlığı sayfasına dahil bu kadar yoğun etkinlik bulamazsınız. Burada sadece bunların duyurulmasında bir eksiklik var gibi geliyor. Ücretsiz, sadece insanoğlu karnını doyurmaya değil, ruhunu da doyurmaya ihtiyacı var. Ruhumuzu doyuracak etkinlikler de burada Osman Gazi'nin kültür sanat programlarını, köy şenliklerini, festivallerinde hepinizi davet ediyoruz, takip ediniz. Çünkü ben katıldığımda son derece keyif alarak izliyorum. Çok emekle, özveriyle yapılmış işler. Burası da İncir Festivali bu minvalde önemli. Ova Akçamıza, Osman Gazi'mize, Bursa'mıza hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye'mizin düzenlemiş olduğu İncir Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gerçekten Bursa tarımıyla inanılmaz zengin bir kent. Ama bu zenginliğimizi sadece tarlada ürünü ekerek değil, onu tanıtarak, ona pazar arayarak, pazar bularak ve akabinde de satış grafiklerini de yükselterek ailelere iyi bir gelir getirmesini hedeflememiz lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak, Osman Gazi olarak ve diğer, yine birazdan Nilüfer'de de aynı şekilde incir festivalimiz var, oraya da gideceğiz. İncirimiz ve diğer ürünlerimiz hakikaten o kadar kıymetli ki bunlarla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Burada çiftçimizin yüzünü güldürmek demek, çiftçimizin ektiği ürünün karşılığını alıp çoluğuna çocuğuna bir gelecek oluşturmak demektir. Bir çiftçi çocuğu olarak bunu söylüyorum. Köylü çocuğu, köylü olarak söylüyorum. Onun için önemli. Ben bu inciri soframıza kadar ulaştıran bütün çiftçilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Bakın, Bursa, sözüme başlarken Bursa çok zengin bir tarım ürünlerine sahip diyelim. Her ilçesinde, hemen hemen her bölgesinde çok farklı ürünlerin olduğunu biliyoruz. Ve 3 tane ürünümüz Avrupa tarafından tescil edildi. Yani Avrupalı geldi, bizim ürünümüzü gördü ve bizim ürünümüzü beğendi ve ardından dedi ki bu ürünü biz tescilliyoruz. Hangi ürünler bunlar? Zeytin, Gemlik zeytini, şeftalimiz, en sonunda yine siyah incirimizi de tescil ettiler. Ve bunların tümü hem Avrupa'ya ihracat yapılıyor hem de bizim sofralarımızı
yine zengin bir şekilde süslüyor. Onun için bunları değer vereceğiz. Bunun akabinde birçok ürünümüz de yine coğrafi işaret almış ürünlerdir. Yemeklerimiz, gıdalarımız. Bakın bugün incirden birçok ürün yapılabiliyor. Birçok yemek yapılabiliyor. Onun için önemli. Bunların hepsini hem coğrafi işaretlerini gerekirse tescillerini yaptırarak ama bunun haricinde pazar paylarını arttırarak çiftçimizin de daha fazla ekmesini ve daha fazla gelir getirmesini hedefleyerek yapmamız lazım. Büyükşehir Belediyesi olarak bunlarla ilgili birçok projeyi uygulamaya başladık, devam da edeceğiz. Arttırarak devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Çiftçimizin yanında olacağız, köylümüzün yanında olacağız. Hiç merak etmeyin. Her türlü desteği şu anda arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Onları da akabinde vermeye başlayacaklar. Bu arada hem çiftçimize hem de diğer tabii tarım ürünlerini yapan diğer yine köylümüze de tohumdur, diğer desteklerdir ya da ilaç desteğidir. Bunun yanında yakıt desteğidir yani mazot desteğidir. Onların yanında şu anda fabrikasını kurmaya başladığımız hortumla ilgili de yine destek vereceğiz. Hazırlıklarına başladık, fabrikayı kurduk. Şu anda bütün alet ve edevatını satın aldık. Yakın süre içerisinde üretime başlıyoruz. Bu üretimi de özellikle söylüyorum, çevreye duyarlı bir şekilde yapıyoruz. Yani plastikleri toplayacağız bir kampanya ile beraber. O topladığımız plastikleri yine geriye dönüşebilir olarak yine o yine sulama hortumlarında kullanmak maksatlı oralarda kullanacağız. Yani bizler hem çevreye duyarlı aynı zamanda da çevremize duyarlı olduğumuz kadar çiftçimizin de yanında olan bir kurum olarak söylüyorum. Onun için çiftçilerimiz hiç merak etmesinler. Onlarla kol kola, onlarla omuz omuza yürüyerek onların gelirlerini arttıracak, giderlerini azaltacak bir anlayışa sahibiz. Bunu da uygulamaya başladık. Daha da arttırarak uygulayacağız. Bu anlamda bugün burada bu festivali yapan sevgili kardeşim Erkan Aydın'a ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye'mize teşekkür ediyorum. Ve çiftçilerimize, katılan çiftçilerimize hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Kazananları da kutluyorum ayrıca. Türk'ün söylediği gibi köylüyü yine milletin efendisi yapmak için onları destekleyen, onların sesini duyurmaya çalışan bütün belediye başkanlarımıza, Osman Gazi Belediye Başkanıma, Büyükşehir Belediye Başkanıma öncelikle çok teşekkür ediyorum çiftçiler adına, üretenler adına, köylüler adına ve bu zor koşullarda da hala tarım ürünü üretmekte direten, hala tarımı Bursa'da, Türkiye'de ayakta tutmaya çalışan bütün üreticilerimize de yürekten teşekkür ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimiz bizim gıdada, tarımda, tarımsal sanayide. O yüzden Bursa'da şehrimiz bu açıdan çok zengin, çok şanslıyız. Değerli başkanlarım ifade ettiler. Son tescil edilen ürünümüz çok değerli, birbirinden güzel, birbirinden değerli, lezzetli. Bütün dünyanın tanıması gereken ürünlerimiz var. Ve bu festivaller de bunlara vesile oluyor. Ben de Erkan Başkanım'ın söylediği kitapçığa baktım. Gerçekten dolu dolu kültürel, sanatsal, doğa anlamında gençlere yönelik, kadınlara yönelik insanların insan olduğunu anlayacağı, kendisini geliştireceği, hakikaten hem bireysel olarak hem toplumsal olarak değer kazanacağı çok güzel etkinlikler var. Hep beraber bunları duyuralım. Başkanım sosyal medyalarımızda hep beraber paylaşalım dediğiniz gibi duyulmayabilir. Büyükşehir Belediye'mizin de aynı şekilde 3 gündür devam eden gastronomi festivali var. Dünyanın başka yerlerinden, ülkemizin başka yerlerinden gelen çok değerli insanlar var. Ben insan odaklı hizmet anlayışı ile çalışan bütün başkanlarıma ve emek veren, destek veren bütün çalışanlara ve bütün üretenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.